Sabit hacimli ve sıcaklıkta M musluğu yardımıyla kaba argon gazı ekleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? P ve V ve T sabittir. Bu durumda bizim ilişkimiz pn ilişkisidir. Ben gaz ekleyince kaptaki gaz basıncı artacak. Çünkü sabit hacimli kaplarda basınç değişkendir. Kaba yapılan basınç artar doğru. Kaptaki gaz karışımının öz kütlesi artar. Öz kütle kütle bölü hacimdi. Sabit hacimli kapta paydamız bizim sabittir. Gaz ekleyince madde miktarı kütle artıyor. Bu da öz kütleyi artırır. Doğru. 3 Kaptaki gazın ortalama kinetik enerjisi artar. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça artar. Burada sıcaklık sabit olduğu için EK burada sabittir. 3 yanlış. 1 ve 2 cevabımız Ceyhan. Şekildeki ısıya dayanıklı kapların sıcaklıkları bir miktar arttırılıyor. Kaplarındaki gazların öz kütlelerindeki değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öz kütlemiz D eşittir M bölü V'dir. Kaplarda hacim değişimini ayrı, kütle değişimini ayrı inceleyeceğiz. Acaba öz kütle ne olur bunu hesaplayacağız. Birinci kap için biz bunu yapalım şimdi. Birinci kapı ben sıcaklığını arttırıyorum. Tek yaptığım şey budur. Sıcaklığı arttırdıkça Kütle değişir mi? Hayır. Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır. Peki hacim değişir mi? Hayır. Çünkü sabit hacimli kap diyor burada. Pistonsuz kap. Hem payımız hem paydamız hem kütle hem hacim değişmezse öz kütle de değişmez. Birincisinde değişmez olmalıdır. Bir, birinci kapta. İkinci kapta ise ben yoğunluğu gene yorumlarsam ikinci kap için öz kütle M bölü V'dir. İkinci kapta madde miktarı değişti mi? Ben sıcaklığını arttırırsam? Hayır değil mi? Çünkü dışarıdan gaz eklenmedi, gaz çıkarılmadı. Peki hacim ne oluyor ısıttıkça? Serbest pistonlu kap olduğu için sıcaklık arttıkça hacim artıyor. Paydamız artıyor. Payımız değişmezse öz kütlenin azalması lazım. İkinci durumda öz kütle azalır. Değişmez azalır. Cevabımız Ceyhan oluyor. Aynı koşullarda SO3 gazının öz kütlesi, neon gazının öz kütlesinin kaç katıdır? Birinci yol aynı koşullarda gazların eşit e, hacimlerinde eşit sayıda tanecik olur. Demek ki burada hacimleri ve tanecik sayıları aynıdır. Bu durumda gazların e, öz kütleleri, hacimleri aynıysa kütleye bağlı. Molleri de eşit olduğu için de kütlesi mol kütlesi ile doğru orantılıdır e, öz kütleleri. Bu durumda SO3'ün mol kütlesi Kükürt 32, 3 kere 16, 48 daha 80 yapıyor MA'sı. Neon'un da mol kütlesi 20 olduğu için, mol kütlesi 4 katı olduğu için, SO3'ün öz kütlesi de 4 katıdır. Cevabımız D şıkkı. İkinci yolda ise öz kütlenin formülünden yaparız. Öz kütlenin formülü P, normalde formülümüz PV eşittir, nRT idi. Mol'ü açarsam m bölü MA'dır. n yerine m bölü m koymalıyım. Bu durumda p v eşittir m bölü m a olacak. Burada m ile hacmi yer değiştirirsem formülüm artık p çarpı m eşittir m bölü v çarpı r oldu. Artık m bölü v yoğunluktur d'dir. Artık formülümüzün son şekli p çarpı m eşittir öz kütle çarpı R çarpı sıcaklıktır. Sorumuzda aynı koşullarda dediği için aynı koşullardan kastımız basınç ve sıcaklığın aynı olmasıdır. Basınç ve sıcaklığımız aynı ise R de zaten eşittir. Öz kütle mol kütlesi ile doğru orantılıdır. Mol kütlesi burada 80'e 24 katı olduğu için yoğunluk da 4 katıdır. Cevabımız denizli oluyor yine. Miktarı sabit olan bir gazın sabit sıcaklıkta öz kütlesinin basınçla değişim verilmiştir. Bu grafiği elde etmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? İki tane biz formülümüz vardı. Birincisi ideal gaz denklemi PV eşittir nRT. Bir de işin içinde öz kütle olduğu için öz kütlenin formülümüz var. D eşittir. M bölü V formülü. Öncelikle sabitleri biz silmeliyiz. Diyor ki sorumuzda miktarı sabit diyor. Elimiz burada sabittir. Yani e, mol sabitse madde miktarı olan kütle de burada sabittir. Sonra sabit sıcaklıkta. temizde de sabit. R zaten sabit bir sayı. Ne kaldı burada? PV eşittir sabit kaldı. Amacım ne? Basıncın artması ben basıncı arttırarak öz kütleyi arttırmak istiyorum. Basıncı arttırarak öz kütleyi nasıl arttırırım ben? Öz kütle payımız kütle sabit zaten. Ben öz kütlenin artması için hacmi azaltmam lazım ki öz kütle artsın. Zaten hacim azalırsa Basınç da artmış olur. O zaman pistonlu kap var burada. Madde miktarı sabit, sıcaklık sabit, her şey sabitken sadece hacmi azaltacağım ben buradan. Kapta basınç artacağı için, madde miktarı da sabit olacağı için öz kütle artmalıdır. A, cevabımız A şıkkın. Serbest pistonlu bir kaptaki gazın hacmi azaltılmalıdır. elimizde iteceğiz, hacmi azaltacağız, cevabımız adana. Yukarıdaki ideal pistonlu kapta yani P sabit burada. Hacim değişken. Bir miktar oksijen gazı bulunuyor. Sabit sıcaklıkta kaba bir miktar daha oksijen gazı. Yani aynı gazdan biraz daha ekliyorum ben buraya. Hangileri artar diyor. Bir, birim hacimdeki tanecik sayısı. Hacim V, tanecik sayısı da moldür, n'dir. Yani bize n bölü V oranını soruyor burada. Öncelikle gaz e, eklediğim için madde miktarı olan mol sayısı artıyor. Hacim de artar çünkü değişken hacimli kapmasının sabit olduğu için. Ama buradan hacimdeki artış miktarı kadar molün artması lazım. Veyahut da mol artış miktarı kadar hacimli artması lazım. Çünkü aynı gazdan ekliyoruz. Ama farklı gazdan ekleseydik o zaman olay değişirdi, yorumumuz değişirdi. Aynı gazdan eklediğimiz için atiyom, e, oksijen gazının molü iki katına çıkarılırsa hacim de iki katına çıkacak, oran değişmeyecek. Demek ki birincisi değişmez. 2. PV çarpımı. Hemen ideal gaz denklemi yazıyoruz. PV eşittir nRT. Burada sıcaklık sabit diyor. T'miz sabittir. R zaten sabit. O zaman PV çarpımını etkiden tek bir şey var. Mol diyor. Mol de arttığı için PV çarpımı komple artar. 2 artar oluyor. 3. Yoğunluk öz kütle. D eşittir M bölü V. Burada gaz ekliyorum. Kütle artıyor. Ee, ideal i̇deal pistonlu kap olduğu için hacim de artıyor ama eşit oranda. Çünkü aynı gazdan ekliyoruz. İkisi de madde miktarı iki katına çıkarsa hacim de iki katına çıkar. Çünkü aynı gazdan madde miktarı iki katına çıkarsa mol iki katına çıkıyor. Bu da hacmini iki katına çıkaracak. Öz kütle yine değişmeyecek. Yeşen yalnız ikidir burada. Cevabımız Bursa. Sabit sıcaklıkta yukarıdaki kaplara belirtilen gazlar gönderiliyor. Bu olay sırasında aşağıdaki inceliklerden hangisi her iki kaplı da artar diyor. Pistonsuz kap, hacim sabit, basınç burada değişkendir. Diğer kap ise serbest piston, serbest pistonlu kaplarda V değişken P sabittir. Fark burada. Burada ise V sabit. Basınç birinci de artar, ikin, ikinci de değişmez. Hacim ikinci de artar, birinci de değişmez. Öz kütle. D eşittir. M bölü V. Her iki katta da kütle artıyor. Kütle arttı. Kütle arttı gaz ekleyince. Ama hacim burada sabit. Burada hacim de artıyor. Ee, öz kütle birinde bayağı bir artarken kütle arttı hacim sabit diğerinde değişmiyor. Onun için öz kütle birincisinde artar, ikincisinde değişmez. En bölü V oranı ikisinde de mol artıyor. Ama hacim birincisinde artarken diğerinde e, hacim de artıyor moleküllükçe. Onun için oran değişmiyor. Birincisinde artar, ikincisinde değişmez. Molekül sayısı madde miktarı olduğu için her iki kapta ben madde gönderirsem tanecik sayısı, molekül sayısı artar. Cevabımız E şıkkı. Yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta kaba musluk yardımıyla 36 gram O3 gazı gönderiliyor. Son durumda pistonlu kaptaki basınç kaç atm olur? Burada bakın bir engel var. Sıcaklık sabit. Sıcaklık sabitse P1 V1 bölü N1 eşittir P2 V2 bölü N2 denklemini kullanacağız. Öncelikle acaba piston engele kadar gelir mi gelmez mi? Engele kadar gelmezse basınç bir atm oluyor. Ama engele gelirse basınç değişiyor. Öncelikle bunu bulmamız lazım. Engele gelmezse basınç bir olarak kalıyordu, değişmiyordu. Hacim değişiyordu gaz eklemekle. Öncelikle biz mol bulalım. 16 gram oksijen gazı bölü MA'sı 32 olduğu için 0.5 mol gaz içinde var zaten. 36 gram O3 gazı da mol kütlesi 16 çarpı 3'ten 48 olduğu için 36 bölü 48 eşittir 3 bölü 4 mol yapar. 3 bölü 4 mol daha gaz ekliyoruz. İçinde 0,5 mol yani 1 bölü 2 mol gaz var. Evet yapalım arkadaşlar. İlk basınç son basınç değişmiyor. Yani engele kadar gelmiyor biz kabul ediyoruz. Acaba hacim nereye kadar gitme ihtimali var? 1 çarpı şu anki hacimimiz 1 1 daha 2 litre. Molümüz ise 0,5 mol yani 1 bölü 2 mol eşittir. P2 de 1 değişmiyor. Acaba hacim nereye kadar gelebilir? Son molümüz 1 bölü 2 mol içinde var. 3 bölü 4 mol daha ekliyoruz. Bu durumda burası 5 bölü 4 yapar. Burayı da biz 2 bölü 4 dersek 1 bölü 2 genişletip de 4'ler birbirini götürecek. 2'ler birbirini götürecek. Burada e, V2 eşittir. 10 litre yapacak. 10 litreye kadar genişliyor. Ama burada bizim 4 litre kalkımız var. Serbest pistonlu bir katta bulunan ideal davranıştaki diazot monoksit gazının mutlak sıcaklığı 3 katına çıkarılıyor. Bu işlem sonucundan hangilere doğrudur? 1. Gazın basıncı değişmez. Burada bir engel var. Burada sıcaklık 3 katına çıkarılıyorsa... Öncelikle eğer serbest pistonlu kapta engel olmasaydı hacmin de 3 katma çıkmasını bekliyorduk. Ama burada hacminin 2 katına kadar izin var. Demek ki hacim 2 katına kadar çıkar ve 2 katına kadar çıkasıya kadar basınç sabittir. Ama daha sonra engele takılır piston ve basınç artmaya başlar. Çünkü sıcaklık 3 katına çıktı. Demek ki basınç değişmez yanlıştır. 2. Birim hacimdeki gaz moleküllerinin sayısı yani n bölü v oranı azalır diyor. Burada molekül sayısı değişmedi. Çünkü kaba gaz eklenmedi. Ama hacim artıyor. n bölü v oranı azalır. Doğru. 3. Gazın hacmi 3 katına çıkar. Hayır 2 katına kadar izin var ama engel olmasaydı 3 katına çıkardı. Engel olduğu için 2 katına çıkar. Cevabımız 1 e, ve 3 yanlış 2 doğru bursa. 8 gram neon gazının 10 litre hacim kapladığı koşullarda kütlelere verilen gazların kapladıkları hacim değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada koşulları aynı. PV, NRT'den basınç ve e, sıcaklık aynı. Ne kaldı? Hacim mol kaldı. Bu soru hacim mol ilişkisidir. Bakın e, hacim 10 litre. Ne zaman? 8 gram neonun kaç mol olduğunu bulacağız? Bölü 20 dersem. 0.4 mol. Demek ki 0.4 molluk bir gaz 10 litre hacim kaplıyormuş. Acaba bunları ben mole çevirirsem hacim ne olur? 8 gram SO3 MA'sı 80 olduğu için bölü 80 diyorum 0.1 mol. 0.1 mol kaç litre yapar? 0.4 mol 10 litre ise 0.1 mol 10 bölü 4 litre yapar. 8 gram helyum gazı helyum mol kütlesi 4 olduğu için bölü 4 dersem 2 mol yapıyor. 2 mol kaç litre yapar? 0,4 mol 10 litre ise 2 mol 50 litre yapar. 8 gram CH4 CH4 ise 12 4 daha 16 bölü 16 diyorum 0,5 0, mol yarım mol yaptı. 0,4 mol 10 litre ise yarım molümüz 12 litre yapar. En büyük 50'dir 2. Daha sonra 12'dir 3. Daha sonra 10 bölü 4'tür 1, 2, 3 bir ilişkimiz var A şıkkı. 273 derece sıcaklık ve 2 atm basınç altında azot gazının yoğunluğu kaç gram bir litredir? Sıcaklığımız belli T, basıncımız belli P, sorulan şey öz kütledir. Bizim bildiğimiz formül PV eşittir nRT. Bu formülün içinde aslında gizli bir yoğunluk var. Mollerine mbm -M yazarsam PV eşittir bölü M -M çarpı R çarpı T oldu. MA ile hacmi yer değiştirirsem, bakın burada öz kütle açığa çıkacak, P çarpı MA eşittir M bölü V yani öz kütle çarpı R çarpı T oldu. M bölü V yerinde D yazarım. O zaman formülümüz PMA eşittir DRT olur. Burada P'miz belli. 2 ATM. Mol kütlemiz azot 14 olduğu için N2 28 yapar. Öz kütle soruluyor. R'miz 22,4 bölü 273 sayısı. T'miz de kelvin'e çevirirsem 273 eklerim. 546 yapar kelvin olarak. Sadeleşti sadeleşti 2 yaptı. Burada ikiler birbirini götürecek karşılıklı. D eşittir. 28 bölü 22,4 yapar. Bunun sonucu da 1.25 yapar. Öz D şıkkı.